Allah uzun ömür versin. Allah ömrünü uzun etsin. Allah razı olsun. Şimdi hocamın dedikleri yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi aklı fikri var. Herkes kendi kafasına göre alsın. Ama benim tavsiyem yatırımcı olsun. Ha. Oyuncu olmasın da. Bak mesela Aygaz aldım. Sıfır maliyet bana. 14.400'den gitmiyor diye sattım. 100'e dayandı. Evet. Ondan sonra mesela şey aldım. Alka aldım 4 liradan. Kağıdı 43'ten geri geliyor diye 37.5'dan sattım. 160'a çıktı. Allah'tan ben kökünü kazımıyorum. Yoksa kafayı çıkıyorum. Yani kağıdı satıcı olmayın, oyuncu olmayın, yatırımcı olun. Yani yatırımcılıkta 50 sefer söylüyorum, 18 bin lira vadeli de 200 bin lira oldu. 11 bin lira hissede 10 trilyon oldu eski parayla, yeni parayla 10 milyon oldu. Çünkü hisse bambaşka bir şey. 10 tane keçi aldın, bir tane keçi aldın, bir tane de teke aldın. Aradan 10 sene geçti. Keçi oldu 20 tane. 20 keçiyle bir teke bir olur mu? Aynı fiyat olur mu? Keçi ne yapar? 20'ye katlamış teke. Evet. Aynen öyle hisseler hem yavrular hem fiyatı artar hem de temettü verir, kar verir. Onun için sakına sakına şeylerle uğraşmayın. Oyunlamalarına. Onlar şeyler oyuncuların işi, para babalarının işi. Adam mesela 1 lira, 2 liradan kağıt alıyor, 200 liraya götürüyor, 100 kat yapıyor. 200 liradan 180'e düştü, üzülüyor, adam şey yapıyor, ya zatı kazanmışsın ya, 80, 90 kat yeter ya. Hocam şimdi diyor ki, bu borsa düşüyor diyor, dede ne yapacağız diyor, biz diyor hani senin fikrin, sen olsan ne yaparsın diyor. Beklersin, düştüğü zaman paran varsa yine alırsın, adedini artırırsın. Yani panikle yani, mal sattığın zaman kaptırıyorsun. Kaptırıyorsun, malı kaptırırsın, ondan sonra kafayı yersin. Dede, sakına sakına. Dede diyor nasıl sabredeceğiz diyor. Yani... Sabırlı olun. Sabırlı olmazsa hiçbir işte başarılı olamazsın. Evli bile yürütemezsin. Okulda okuyamazsın. Hani başkanım bize çay. Dedeme de çay ver. Satıcılar bana kağıt sormasın diye. Satıcılar, günlük oyuncular bana hisse sormasınlar. Aynen hocam. Hocam. Nereden alırsan orada üzerine verirler. Hocam ben yatırımcı, yani. Hocam böyle al sat günlük dalavere işlerle uğraşmıyor. Hocam alır bekler. Abi, kesinlikle, kesinlikle. Ya, yüzlerce hisse böyle, yüzlerce. Natır aldım mesela 28'lerden 36'dan sattım. 230'a çıktı ya. Evet. Hangi birini sayayım? Yani yüzlerce hisse yani. Evet. Alıyorsun böyle. Mesela şeyi sattım. Boş vereni. 6 liradan aldım. 91'den sattım. Şu anda eğer elimde olsa 600 trilyon yapıyor ya. Evet. Bin lotu ha öyle çok değil yani. Evet. Çünkü çok yavru verdi. Küçük sermaye şirketten bu özelliği bu. Hocam şimdi ya. Sen kağıt alacağın zaman bilançoları mı bekliyorsun? Tabii bilançoları bekliyorum. Artık bilançoları bekliyorsun değil mi? Artık şimdi sene baş bilançolarını bekleyeceğiz. Ondan sonra varsa böyle kafana tabii, göre alacağın tabii, kağıt. O bir satacağım kağıtlar varsa satarım. Ondan sonra alacaklarını yeni zaten alırım. Şey yapıyorsun yani. Veyahut hazırdaki paradan kullanırım. Anladım. Yani şu an ama diyorsun panikle sakın mal satılmaz. Panikle sattın mı malını kaptırdın demektir. Ha, yani küçük yatırımcıyı yani, dökerler burada. Tabii. Yani duydunuz hocam panik olmayın diyor. Eğer benim kadar Türkiye'de gayret eden olsaydı o bilenlerden eskilerden Türkiye'de fakir kalmazdı. Hocam yani, diyor Kozal diyor ne oldu diyor. Ulan Kozal çok yükseldi. Kozal şey yaptı ya. Bedelsiz. Koza maden şeydi. Davetiyeydi. O mesela sermayesi 50 kuruştu. 50, yani 500 liraydı. Şimdi sermayesi 260 liradan çıktı. Kağıt nereye çıktı? 50-60'a evet, çıktı. Evet. O günkü piyasa değerini hesapla. Şimdiki piyasa değersin. Dede diyor sana göre diyor. Kozal ne olur diyor. Kozal daha ne olacak? Kozal devletin eline geçince biraz şey geldi. FETÖ'cülerin elindeyken millet güvenmiyordu. Ama devletin eline geçince güven geldi. Güven geldi. Hisselerde prim yaptı yani. Tabii 10 kat yaptı zaten bir sene. 10'dan fazla yaptı. Evet. Bir ileri geri verirler ondan sonra tekrar devam eder. Burada fırsat bitmez.